arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Göğüs antrenmanı yaparken yaptığınız çok büyük bir hata var. Aslında sadece göğüs antrenmanı değil. Ben sadece şu anda göğüsü örnek alarak anlatacağım. Size sırtta da anlattım. Sırt videomda ya bundan önce ya da bundan sonra yayınlanacak bu serimi izlemenizi isterim. Göğüs antrenmanı yaparken en fazla yapılan hata. Ağırlığı kaldırıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Kaldırıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Ağırlık kaldırması bu değil. Yani ağırlık kaldırıp bırakmayacaksınız. Önemli olan çalıştığınız kas grubuna kası pompalamaktır. Kasınızı hissetmektir, kasınızı zorlamaktır, kasınızı kasmanızdır. Göğüs antrenmanında yaptığınız, sizin yaptığınızı ve yapmanız gerekeni size gösteriyorum şu anda. Dostlar, bu dumbbellları kaldırmak değildir asıl olay. Sizin yaptığınızı yapıyorum. Sizin yaptığınız şey şu. Duruyorsunuz, kaldırıyorsunuz ve indiriyorsunuz. Kaldırıyorsunuz, indiriyorsunuz. Bu yanlış mıdır? Tamamen yanlıştır diyemeyeceğim. Ama neden? %60, %70 derim alıyorsunuz, %200, %300 derim almak varken. Yapmanız gereken ne? Sizden yapmanızı istediğim dumbbell'ı kaldırdığınız zaman pazularınızla, yani bicepsinizle göğsünüzü sıkıştırmanızdır sizden istediğim. Dumbbell'ı kaldırmak değil. Dumbbell'ı kaldırıyorsunuz, kalkıyorsunuz, göğsünüz kasılmıyor. Kaldırdıktan sonra pazularınızla göğsünüzü sıkıştırmanız, göğsünüzü hissetmenizi istiyorum sizden. Yapmanız gerekeni yapıyorum. Kaldırdım. Hop, göğsünü sıkıştırdım. Kaldırdım. Sıkıştırdım. Sizin yaptığınız bu. Bu. Bu değil. Bunu yapacaksınız. Göğsünüzü çıkartacaksınız. Pazularınızla göğsünüzü sıkacaksınız. Bunu istiyorum. Göğsünüzü sıkın. Şu değil yani. Bu değil. Flex bir şekilde, rahat bir şekilde ağırlığı kaldırıp kaldırıp indirmek değil asıl olay. Kaldırdığınız zaman bicepsinizle, pazunuzla, şurayla, yani ne dersiniz burayla göğsünüzü sıkıştırıyorsunuz. Sıkıştırın göğsünüzü. Göğsünüzde pump yapın, anladınız mı? Dumbbell'ı ağırlıkları sadece kaldırmayın. Son birer defa daha sizin yaptığınızı yapıyorum. Olmaması gerekeni yapıyorum. Bu değil. Bu. Kasınızı sıkıştıracaksınız. Kasınıza pump yapacaksınız. Ondan sonra onun yırtılmasını, gelişmesini bekleyeceksiniz. Rahat rahat hiçbir zaman yapmayın. Biceps mi yapıyorsunuz? Bicepsinizi sıkıştırın. Omuz mu yapıyorsunuz? Omuzunuzu sıkıştırın. Göğüs yapıyorsanız göğsünüzü, sırt yapıyorsanız sırtınızı sıkıştırın. Ağırlığı kaldırmak, ağırlığı indirmek değil asıl olay. Bench press'te son bir şey size söyleyeyim. Bu videoyu bitirdim. Bu olay bu kadar. Ama ufak bir bilgi daha veresim var. Bench press yaptığınız zaman dumbbell'ları birbirine değdirmeyin. Dumbbell'ları iyice indirin. Göğsünüz açılsın. İndirin ve sıkıştırın göğsünüzü. Dumbbell'ları da birbirine değdirmeyin. O ufak da olsa dumbbell'lar birbirine değip güç kazanmayın. Her zaman kasınız etkileşim halinde, sıkı halinde, kasılmış bir halde olması lazım. Teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum da bırakabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz.